Efendim, gerek dünyada gerekse ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanseri her 8 kadından birinin kapısını çalıyor. 40 yaşın üzerinde kadınlarda görülme sıklığı artarken 50-59 yaş grubunda en yüksek seviyeye ulaşıyor. Peki meme kanserinden korunmak mümkün mü? Erken tanısı nasıl konuluyor? Kimler risk altında? Tanı ve tedavi yöntemleri neler? İşte tüm bu sorularımızı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özcan Gökçe yanıtlayacak. Siz de sorularınızla bize katılabilir. 0212 243 71 78'den bizi arayabilir, sorularınızı sorabilir. 0544 880 87 87'den de yine WhatsApp yoluyla efendim şikayet, öneri ve isteklerinizi, sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hemen yanıtını öğrenebilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili Hoş hocam. Hoş bulduk. Günaydın, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle başlayalım mı hocam? Meme kanseri bizim toplumumuzda ne sıklıkla görülüyor? Hangi yaş grubu kadınlarda görülüyor? Artık daha genç yaştaki kadınlarda da görülüyor mu? Elbette. Meme kanseri zaten sizin de az evvel belirttiğiniz gibi dünyada her 8 kadından birinde hayatı boyunca bir şekilde görülen bir kanser türü. Ve kanser farkındalık haftası nedeniyle bu konuya dikkat çekmemiz gerekiyor. Genç yaşlarda görülebildiği gibi az evvel siz de belirttiniz, 40-49 yaş arası tarama yapılarak erken yakalanma ihtimali olan bir kanserdir. 50 yaşından sonra da giderek artan bir insidans göstermektedir. Yaşlandıkça ihtimal azalmaktadır belki 60 yaşından itibaren ama 20 yaşından teorik olarak 100 yaşına kadar her yaş grubunda görülebileceğini bilmek lazım. Dolayısıyla 40 yaşın altında meme kanseri görülebilir. Ama 40 yaşın altında görülen meme kanserleri genellikle ailesel meme kanserleri türünde olmaktadır. Yani genetik. Ailede teyze, hala, teyze kızı, hala kızı gibi annede, kız kardeşte olan türlerde biraz daha 40'lı yaşlara gelmeden meme kanseri olabilme ihtimali artmaktadır. Sadece genetik miras mı rol oynuyor hocam, yoksa çevresel faktör de etkili midir bu kanserin oluşmasında? Bunu tam olarak bilememekle birlikte BRCA1, BRCA2 gen mutasyonu dediğimiz ailelerde genetik faktör ön plandadır. Ama bu tip durumlarda meme kanseriyle birlikte rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri de birlikte görülebilmektedir o hastalık gruplarında. Ama bu bir genetik özellik göstermekte. Onun dışında meme kanseri genetik bir özellik maalesef göstermiyor. Dolayısıyla kişide annesinde olması teorik olarak 17 kat daha ihtimali arttırsa bile genellikle bir ailede, bizim ülkemizde tek kişide görülüyor. Yani ailesel olma ihtimali biraz daha az. Çünkü BRCA2 1 ve 2 gen mutasyonları bizim ülkemizde çok yaygın değil. Zaten akraba evliliklerinin olması gerekiyor. Bizde oldukça az olduğu için bu yönde genetik faktörleri bir tarafa bırakmak, bunun dışındaki diğer faktörleri göze almak lazım. Sigara içiciliği meme kanserinin artışında önemli bir faktör bilinen. Aşırı yağlı beslenmek, bazen östrojen ve projesteron içeren bazı ilaçları çok uzun süre kullanmak gibi arttırıcı faktörler vardır. Ama bilinen en önemli faktör sigara içiciliğinin artmış olması. Peki hocam, emzirmek ya da gebe kalmak riski azaltan bir durum mudur? Evet, genellikle ifade edilen şudur. Gebe kalmak, doğulmuş kişilerde ihtimal biraz daha az görülmektedir bütün dünyada istatistik olarak. Emzirme de devam ettikçe özellikle çocuklarını emziren kadınlarda daha az görüldüğü söylenmektedir istatistik olarak. Ama tek bir koruyucu faktör olarak düşünmemek lazım. Yani doğum yapmış olmak koruyucu bir faktör. Çocuğumu da emzirdim diye bu tanı metotlarından kaçarak taramalarını yaptırmazsa kişiye denk gelme ihtimali bu nedenle olur. Olur değil mi? Ondan kaçmamak lazım. Peki hocam, her kadın risk altında mıdır, yoksa meme kanseri erkeklerle de görülebilir mi? Tabii ki her kadın, 8 kadından biri kesinlikle risk altında. Kim olduğunu bilemiyoruz. Erkeklerde bu oran çok daha düşük. 100 binde 1'e düşmektedir. Ama görülüyor erkek olarak. Görülür. Erkek meme kanserleri ve öldürücülüğü de kadınlara göre daha fazladır erkek meme kanserlerinde. Onun için daha erken tedavi edilebilmesi gerekir ama erkekteki meme kanseri bulunduğunda genellikle kadınlara göre daha ileri evrede yakalanmaktadır. Çünkü ele gelmediği için hissedilemeyebilir, o yüzden. Erkekler memesine bakmak istemiyorlar, bakmıyorlar. O nedenle çok küçük bir tümör erkekte yayılım yapmış olabiliyor. Kadınlardan farkı bu. Peki ya her ele gelen kitle hocam, kadını konuşacak olursak, meme kanserinin bir sebebi midir, bir göstergesi midir? Hayır, bu konuda kadınların rahat olması gerek. Memede görülen herhangi bir kitle meme kanseri anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da düzenli tarama yapılan kişiler
bu kitlelerden korkmamalılar. Şöyle ki ele gelen bir kitle içinde sıvı olan kist dediğimiz bir yapı olabilir. Veya daha çok genç kadınlarda görülen fibroadenom dediğimiz içi dolu kitleler olabilir. Bunların hiçbirisi bir problem oluşturmaz, hayati tehlike doğurmaz. Bunun dışında fibrokistik hastalık dediğimiz ve çok yaygın olarak radyolojik bir tanı olarak verilmiş olan hastalık aslında gerçek bir hastalık olmaktan çok yapısal bir farklılığı ifade etmek şeklindedir. Bu tip durumlarda ele gelen küçük küçük kitleler olabilir ama bunların hiçbirisi meme kanseri anlamına gelmez. Meme kanseri olabilmesi için belirli taramaların yapılması, ultrasonografik olarak veya mamografik olarak film çekildiğinde bazı bulguların olması lazım. Dolayısıyla her ele gelen kitle meme kanseri değildir. Onun için genellikle bize başvuran kadın hastalarımızda iki gözü iki çeşme mememde bir kitle buldum diye gelmektedir. Ama bu oran çok fazla değildir. Yani her ele gelen kitle meme kanseri değildir. Onun için korkmasınlar, hemen mutlaka hekime başvursunlar diye söyleyebilirim. Peki bu fibrokistlerin kansere dönüşme ihtimali nedir? Neye göre değişir? Fibrokistik hastalık teorik olarak kansere dönüşmez. Dolayısıyla fibrokistik hastalığın meme kanseri olma ihtimali sıfırdı demek mümkün. Esas olan memede meydana gelecek olan mikrokalsifikasyon dediğimiz çok erken devrede, daha kitle olmadan, kişinin kendi kendini muayenesinde ya da hekimin kendi kendini muayenesi olmadan ultrasonografik olarak veya mamografik olarak çok ufak kitleler halinde görmektir ki bunları ancak noktalanma şeklinde X ışınlarıyla çektiğimiz mamografi filminde görebiliyoruz. Yaklaşık 1 milimetrenin çok çok altında bir meme kanserini yakaladığımız zaman o noktasal seviyede çok erken meme kanseridir ki kişinin hayatının kurtulmaması mümkün değil böyle bir durumda. Dolayısıyla rutin olarak herhalde bu kontrollere girmek gerekli değil mi hocam? Elbette. Dolayısıyla her kadının aslında 20'li yaşlardan itibaren ultrasonografik olarak, düzenli olarak takip ettirilmesinde yarar var. Zaten kadınların kanserden korunabilmesi en iyi yol bir jinekoloğunun hayat boyu olması ve aynı zamanda da bir meme cerrahisi veya bu işle ilgilenen meme takibi yapan hekimlerin olması gerekir. 20'li yaşlardan itibaren ultrasonografik olarak takibe alışırsa kişi daha ileriki yaşlarda, örneğin 40'lı yaşlara geldiğinde meme kanserinin daha yaygın görüldüğü yaş grubuna geldiğinde bir alışkanlık olarak her yıl kendini kontrol etmeye alışmış olur. Dolayısıyla da elinde de bir harita olur kişinin. Örneğin 25 yaşında, 26 yaşında ultrasonografi yaptırıp da her yıl ultrasonografi veriler varsa o ultrasonografide en ufak bir değişme bir kanser anlamına gelebileceği için çok erken bulabilme şansı var. Bir de alışkanlık edinildiğinde 40'lı yaşlara gelince artık tarama mamografisini de rahat rahat yaptırabilmektedir. Ama ülkemizde maalesef bu alışkanlık yok. Ele gelen bir kitle ya da bir problem olmadan ya da çevresinde bir arkadaşı meme kanseri olmadan kimse düzenli hekime gitmek istemiyor. Doğru. Ama bu düzenli hekime gidilirse bu tehlikeden daha erken kurtulmuş olur kişi. Şöyle de bir korku var akıllarda hocam. Hep kulağıma geliyor. Mamografi çektirmenin kansere yol açabileceği korkusu var kadınlarda. Bu doğru değil. Yani mamografide alınabilecek bir doz radyasyonun bizim televizyon karşısında ya da bilgisayar ekranları karşısında yıllık alacağımız radyasyonun çok çok altında. Değil mi? Dolayısıyla mamografinin vereceği bir radyasyonun bir meme kanseri yapabilme etkisi yok. Çünkü mamografi 1950'li yıllardan beri yapılıyor. Öyle olsaydı mamografi çekilen insanlarda meme kanserinin çok yaygın görülmesi lazımdı ki özellikle İngiltere uzun yıllar bunu düzenli tarama olarak yapmıştır. O kadınların hiçbirinde mamografiye bağlı olarak meme kanseri görüldüğünü iddia etmek mümkün değildir. Bu nedenle mamografiden kimsenin korkmaması lazım. Mamografide kadınlarımızın en çok çekindiği şey sıkıştırılarak yapılan bir tetkik olduğu için memenin ezilmesiyle meydana gelen o acı hissini çok istemiyorlar. Herkes de birbirine bir şehir efsanesi olarak bu biraz kötüdür diye bildiği için mamografiden bunun için kaçtıklarını düşünüyorum ben kadın hastalarımızın. Ama bence mamografi çok erken bulunmada çok önemli bir tetkiktir. Hatta MR tetkikinden bile öncelikle bazı verileri verebildiği için düzenli olarak mamografi yapılmasını mutlaka öneririm. Peki ya tomosentez nedir hocam? Mamografiye alternatif bir yöntem midir? Tomosentez de mamografinin aslında mamografiye çok benzer bir yöntemdir ama mamografi, klasik mamografi tomosentezden bazı noktalarda çok daha üstün veriler vermektedir. Dolayısıyla her yöntemin kendine göre iyi tarafı var. Örneğin ultrasonografi bazen mamografinin görmediğini, mamografi ultrasonografinin görmediğini, tomosentez de mamografinin veya ultrasonografinin görmediğini görebilir. Dolayısıyla duruma göre hekimin hem klinik kararına hem de radyoloji doktorunun kararına göre hangisinin yapılacağını hekimin karar vermesi hastasının durumuna göre en doğru. Çünkü bazı meme yapıları mamografide daha iyi bulgu verir.
Bazıları tomosentez gerektir, bazıları da sadece ultrasonografiyle çok daha iyi sonuç alınır. Dolayısıyla hangi yöntemin doğru seçileceğini hekimin, klinisyen hekimin karar vermesi gerekir. Sevgili hocam, bir telefonumuz var. Size muhtemelen izleyicimizin bir sorusu olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul'dan arıyorsunuz galiba. İstanbul Esenyurt'ta arıyorum. Sizi dinliyoruz. Ne gibi bir sorunuz var? Hocam, memesi kanseri ilgili orada televizyonda izledim. Orada ben numarayı aldım. Bir sorarım. O hep sancı yapıyor. Hep koluma vuruyor, bacağıma vuruyor. Şişkinlik yapıyor. Bir daha tekrarlar mısınız? Meme kanseri ilgili. Dedim ki hep sancı yapıyor. Koluma vuruyor, bacağıma vuruyor. Hep şişkinlik yapıyor, kızartma yapıyor. Hep kalbim sıkışıyor, rahatsız oluyorum. Meme kanseriyle ilgili bir konu tarif etmediğinizi düşünüyorum ben şu anda duyduklarımdan. Yani şikayetleriniz meme kanseriyle ilgili bir belirti olması mümkün değil görünüyor bana. Neyi hocam, sormak istiyorsunuz? Yani kolunuzda bir ağrı var ve lenf bölgenizde belki bir ağrı mı var? Ben öyle anladım hocam. Hocam yani benim bir sıkıntı, yani bir ortama girmiyor. Girdiğim zaman hemen strese giriyorum. Memem şişiyor, kızarıyor. Ne gibi belirtiler gösterir? Yani meme şişkinliği mesela, yani bir korkusu var izleyicimizin. Anladım. Yani memede şişkinlik ve gerginlik ise meme kanserinin bir belirtisi genellikle olmaz. Meme kanseri özellikle erken meme kanseri hemen hemen meme üzerinde hasta açısından hiçbir belirti vermez. Dolayısıyla memede şişme, gerginlik hissi veya ağrı hissi bir kadını korkutmamalı. Yani ağrı hissi bir meme kanseri belirtisi keşke olsa. O zaman çok daha kolay bulunabilirdi. Bu tip tarama tetkiklerine ihtiyaç olmazdı. Meme kanserlerinin %99,9'u ağrısız olarak ortaya çıkar. Hele erken meme kanserlerinde en ufak bir şekilde kişinin kendi bulgusu olmaz. Yoksa her kadın için memede şişme, özellikle adet dönemlerinde, adet öncesinde veya adetten 15 gün sonra yumurtlama evresinin öncesinde ve sonrasında memede gerginlik olur. Şunu söyleyebilirim ki her kadının 28 günlük bir periyodunda önce adetten önceki 3 gün, adet sırasındaki 3-4 gün, sonraki 3 gün, 3-4-7, 15 gün sonraki yumurtlama devresinden 3 gün, sonraki 3 gün, 6 gün daha, 7-6-13, neredeyse 28 günlük periyodun yarısında memede gerginlik veya ağrı hissi olabilir. Bunların hiçbirisi kanser işareti değil. Yani hormonal değişikliklerin yarattığı meme üzerindeki etkilerden kaynaklanır. Dolayısıyla memesindeki bir şişkinlik hissi hiçbir kadını korkutmamalı. Yani o çok normal olarak görülebilen bir durumdur genellikle. Hiç korkulacak bir şey yok diyor hekimimiz. Evet. Bu ağrıların değil mi sebebi hormonal olabilir. Evet. Yine de düzenli tetkikler hiç şüphesiz her yaştaki kadın için önemli. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicimize. Şimdi hocam, o zaman şunu konuşalım mı? Meme kanseri olduğu zaman bir kadın ne tür belirtiler gösterir bu memede? Meme kanseri görüldüğünde eğer tarama yapıyorsa sadece radyolojik olarak ultrasonografide belirli değişiklikler görebilir. Örneğin düzenli olarak takipte bir kisti varsa kistin büyümesi, kistin içinde papiller, çıkıntılar dediğimiz ufak ufak mantarsal oluşumların ortaya çıkması meme kanserinin erken belirtisi olabilir. Böyle bir durumda ultrasonografik takip edilen kişide bu görülüyorsa o bölgeye bir iğne ile biyopsi yapılarak tümör olup olmadığı görülür. Diğer taraftan mamografi yapılıyorsa da az evvel de belirttiğim gibi mikrokalsifikasyon dediğimiz noktasal toplu iğne başı gibi küçük küçük noktacıklar olur. O alanlarında hemen bir turukat biyopsi dediğimiz bir özel iğne ile örneği alınarak yapılır. Dolayısıyla erken meme kanserinde tarama yöntemlerinin bulduğu radyolojik görüntüler dışında hiçbir belirti olmaz. Belirtilerin çıkabilmesi, kitlenin daha büyük olması, az evvel sizin belirttiğiniz gibi ele bir kitlenin gelmesi veya kitlenin cilde çok yakın olmasıyla, cildin üzerinde, meme başına yakın olmasıyla, meme başında çekintilerle kendini gösterir. Ve bir kadının dikkat etmesi gereken en önemli şey, taramalarını düzenli yaptırıyorsa meme başına akıntı olup olmaması. Çünkü meme başından sıkmadan kendi elinden süt yerinde lekelenme şeklinde bir akıntı varsa bu meme kanserinin işareti olabilir. Bu nasıl özellikle, bir akıntı? Kan gibi bir akıntı tabii, hocam? Özellikle vurguluyorum, olabilir diye söyledim. Hı hı. Olur değil. Dolayısıyla olabilir. Meme başından olan seröz dediğimiz renksiz akıntı, sarı renkli akıntı veya kanlı akıntı olabilir. Bunların üçü kanser belirtisi olabildiği gibi kanser olmayan hastalıklarda da olur. Dolayısıyla meme başından kanlı akıntı gelmesi uyarmalı, hekime gitmeli ama mutlaka kanser anlamına gelmez. Örneğin kanser olmayan papillon dediğimiz meme başı kanalları içindeki küçük mantarsal çıkıntılarda aynı şekilde akıntı yaparlar, hatta kanlı akıntı yaparlar. Hmm. Ama hiçbir zaman bir meme kanseri değildir. Dolayısıyla mutlaka meme başı akıntısının doktora gitmeyi gerektiren bir durum olduğunu vurguluyorum.
Şunu da yapmasın hanımlar. Mememde akıntı var mı diye memeyi sıvazlayarak çıkan bir miktar akıntı her kişide olur. Hatta bir erkek memesini iyice sıkarsa onun da ucundan bir akıntı gelir. Çünkü kanalların içinde bir salgı bütün insanlarda vardır. Hele kadınlarda süt kanallarının çok geniş olması nedeniyle miktar olarak mutlaka sıvazlandığı zaman meme başından bir akıntı gelir. Önemli olan kendiliğinden bir akıntının olması. Bu şekilde uyarmalıdır kişiyi. Çok güzel özetlediniz hocam. Şimdi biz tedavi yöntemlerine gelmeden önce meme koruyucu cerrahiyle devam edelim mi? Bu sadece genç hastalarda mı uygulanır ya da acaba risk altındaki kadınlarda mı uygulanır? Tabii. Meme koruyucu cerrahi dediğimiz zaman şu iki grubu ayırmamız gerekiyor. Bir memenin bir kısmını kitleyle beraber aldıktan sonraki kişiye duruma genellikle koruyucu cerrahi deniyor. Ama son yıllarda meme başı ve meme derisinin birlikte korunduktan sonra bir protezle düzelmesi de aynı şekilde meme kanseri tedavisinde yer almaktadır ki yaygın olarak aşağı yukarı biz Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde bunu yapmaktayız. Erken meme kanserlerinde meme dokusunun tümünü çıkarıp ancak meme derisi ve meme başını koruyarak aynı seansta bir protez koyduktan sonra bir manken gibi meme kanseri ameliyatının gerçekleştirilmesi ki bunu çok öneririm. Bazı hastalıklarda ki dünyada da Angelina Jolie bunu ortaya çıkarmıştır ve çok kolaylıkla biz de anlatabiliyoruz hastalarımıza. Bir memeye bu işlem yapıldığı zaman diğer memeyle bir farklılık oluşmakta protez konduğu için. Diğer memenin de aynı dikliği sağlayabilmesi ve görüntüyü sağlayabilmesi ve aynı zamanda bazı tip kanserlerde iki taraflı olabilme ihtimali olduğu için öbür tarafta aynı tümör olmasa bile meme dokusunun yine çıkarılarak meme başı derisi korunduktan sonra iki taraflı manken ameliyatı diyorum ben. Dolayısıyla bir meme kanseri erken bulunduğunda bir kadına iki taraflı manken ameliyatı yapılarak ameliyattan çıkabilir ki bunu bir plastik cerrahi ameliyatı gibi düşünmek lazım. Vücuda yaygın olmayan erken bulunmuş bir meme kanserinde bir koltuk altı lenf bezinin örneklenmesiyle ve protez konmasıyla çıkar. Diğer tip klasik koruyucu meme cerrahisi dediğimiz zaman memenin içindeki kitlenin etrafındaki sağlam dokuya çıkarıldıktan sonra radyoterapi uygulanmasıdır. Dolayısıyla kişi klasik meme koruyucu cerrahisi yapıldığında kaçınılmaz olarak radyoterapi almak zorundadır. Bir kısım meme dokusu kaybedildiği için arkadan da radyoterapi verildiği için meme ister istemez bir miktar küçülmektedir. Dolayısıyla ameliyat edilen alanla ve radyoterapi alanla diğer meme arasında bir eşitsizlik zaten otomatikman olmakta. Buradaki amaç bir kadının güzelleşmesi estetiği de olduğu için aynı zamanda korumak için. Benim söylediğim yöntemdeki meme başı ve derisi korunduktan sonra tüm meme dokusunun hemen hemen tamama yakının alınması ve aynı seansta protez yerleştirilmesi bu nedenle son derece önemli. Erken meme kanserlerinin artık yaygın tedavisinde 20 sene önce başlayan, Kanada'da başlayan bir yöntemdir. Şu anda onkoplastik cerrahi dediğimiz yöntemle Türkiye'de de İstanbul'da da çok yaygın olarak yapılmaktadır ki bunu 15 sene evvel başlayan birisi olarak ben çok mutlu bir şekilde manken kadınlarımız var diye söyleyebilirim. Meme kanserinden tedavi edilmiş. Yani risk faktörü altındaki kadınların memelerini aldırıp hiç bu hastalığa yakalanmadan hayat geçirmesini öneriyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki. Yani risk faktörleri varsa özellikle BRCA1-2 gen mutasyonu olan az evvel konuştuğumuz hasta gruplarında kaçınılmaz olarak bunun yapılmasını öneriyorum. Profilaktik mastektomi diyoruz buna. Daha meme kanseri görülmeden her iki meme dokusunun çıkarıldıktan sonra bir protez yerleştirilmesi ve hayat boyu takiplerden de kurtulmayı sağlar ve meme kanseri riskini de minimale indirmiş olur kişi. Bunu şunun için soruyorum, yani akla şu soru gelebilir izleyicide. Yani meme kanseri dediğimiz şey sadece memelerde mi olur? Mesela memesini aldırdıktan sonra koltuk altında da çıkabilme olasılığı var mıdır? Hayır. Benim dediğim tip bir profilaktik mastektomi yapıldığında meme dokusunun koltuk altına giden kısımları da çıkarılmaktadır. Tamam. Sadece ve sadece meme başını koruduğumuz için estetik açıdan meme başının altındaki küçük kanallar ki bu bütün meme dokusunun %2'si ya da 3'ünü maksimum oluşturmaktadır. Bu kanallarda teorik olarak olabilme ihtimali vardır. Ama 20 sene önce başlayan bu yöntem ve 15 sene önce de kendim başlamış olarak meme başı kanallarında böyle bir nüksün görülmediği, erken meme kanseri meme başına uzaksa kesinlikle bu yöntemle bir nüks olmadığı olabilir. Çünkü 20 senede bir meme kanseri çıkmıyorsa o kanallarda ondan sonra da çıkma olasılığı son derece azdır. Pekala sevgili hocam, bir telefon daha var size. Merakla bekliyoruz sorunuzu. Hoş geldiniz. Günaydın. 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 Merhaba. Nereden arıyorsunuz bizi? Sizi tanıyabilir miyiz? Bingöl'den arıyorum. Buyurun. Sorunuzu dinleyelim. Ben hocama bir sorum vardır. Buyurun İlgili. Efendim. Buyurun. Ben onkoloji hastasıyım. Meme kanseriyim. Geçmiş olsun.
Sağ ol, teşekkür ederim. Mememi aldılar. Bir de koltuk altını da birlikte aldılar. 2016'da ameliyat olmuşum. Şu an benim erken teşhisti doktorlar dedi. Ondan sonra şu an bir ilaç kullanıyorum. Bir had vermiş bana. Ondan dolayı kontrole gidip geliyorum. Şu an doktorlar diyor iyidir. Bir de kolumda şiş var. Erem ve lef ödemiş şu an. Hem şiş var. Dirseğin altından aşağı bileğime kadar hem şiş var. Hem de ağrım var bu koltuk altından. Dedim bir hocama söyleyeyim acaba ne yapmam lazım yani. Şöyle, koltuk altınızdaki lenf bezlerinin tümünü alınması gereken bir ameliyat olduğunuz için durumunuza göre muhtemelen hekimler o işi doğru yapmışlardır. Koltuk altı lenf bezleri alındığında sizin durumunuzdaki gibi kolda şişme olabilir. Dolayısıyla bu şişmeyi azaltmanın en iyi yöntemi özellikle iş yapmadığınız zamanlar kolunuzun altına yüksekte tutacak bir yastık koymak. Gece yatarken de yine kolunuzun altında bir yastıkla kolunuzu vücudunuzdan daha yukarıda tutmanızı öneririm. Ayrıca örgü örmek, bazı şeyleri yazmak gibi sürekli ellerinizi kullanmamanızı öneririm. Normal işlerinizi yapın ama ekstra yün örmek vesaire gibi devamlı elinizi kullandığınız işleri yapmamalısınız kolunuzun şişmemesi için. Teşekkür ederim. Hocam bir şey daha rica etsem. Tabii buyurun. Tabii. Sayın Çiçek. Hocam şey yaptılar, bir koluk verdiler bana. O koluğu ben bir hafta kullandım. Baktım kolum bir daha biraz daha şişme oldu. Ben o kolu şu an çıkarmışım, kullanmıyorum. Acaba onu yani ne yapmam lazım? Yani takalım mı takmayalım? Takabilirsiniz. Kolunuzu söylediğim gibi vücudunuzdan yukarı tutacak her türlü yöntemi en iyi pratik siz geliştirebilirsiniz. Ben onun için söylüyorum. Şu anda ben otururken örneğin koltuğumun altına bir yastık koyarak şu şekilde kolumu biraz daha yukarıda tutarsam bu şişlik olmaz diye düşünün. Dolayısıyla oturduğunuz zaman bile bir yedek yastık hemen elinizin altında olmalı. Otururken bunu yapın. Bir de yattığınız zaman da yine o şiş olan tarafa değil diğer tarafa yatın. Sırt üstü yatarken de yine kolunuzun altına mutlaka bir yastık koymanızı öneririm. Bu şekilde azaltabilirsiniz. Kolunuzu da devamlı çalıştırmayın. Tabii ki kullanın ama söylediğim gibi yün örmek vesaire yapıyorsanız tığ işleri bunları yapmamanızı öneririm. O zaman hocam, daha çok şişer. El işi zaten yapamıyorum. Elen normal ağır iş zaten yapmıyorum. Yani yine ufak tefek kolumu biraz çalıştırmak için hareket yapmadığı zaman çok ağrıyor oluyor. Biraz hareket yaptığında biraz daha rahat oluyor yani. Tabii normal hareketlerinizi sancılar yapın azalıyor. Zaten. Daha ekstra işleri yapmayın diye söylüyorum. Yani fazladan iş yapmamanız lazım. Yoksa normal işlerinizi, hayatınızı yapın. Daima kolunuzu vücudunuzdan yukarıda tutmaya çalışın. Ancak bu şekilde azaltabilirsiniz şişliği. Teşekkür kolunuzu ederim. Kolunuzu zorlamayın hocam. Sayın Çiçek. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Tekrar çok geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ sağlıklı olun. Günler. Peki sevgili hocam, şimdi teşhis konulduktan sonra hastayı neler bekliyor? Tedavi süreci nasıl belirleniyor? Tabii ki. Şimdi meme kanseri sadece genel cerrahinin tedavisiyle biten bir hastalık değildir. Bunu bir ekip halinde yapmak gerektiğini kesinlikle vurguluyorum. Meme kanseri tedavisinde medikal onkolog yani tıbbi onkolog beraberinde radyasyon onkoloğu, radyoterapi ile ilgilenen grup, radyoloji uzmanı tanının koyması sırasında nükleer tıp uzmanı, çünkü bundan bahsetmedik, koltuk altı lenf bezinin örneklenmesi lazım biraz evvel bahsettiğimiz hanımefendide olduğu gibi. Dolayısıyla ekipte radyoloji uzmanından nükleer tıp, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu ile birlikte genel cerrahın veya meme cerrahının bulunması gerekiyor. Bu grup ancak birlikte doğru tedaviye karar verir ve mümkünse her hasta için bu grubun ortak bir kararla ne yapacağına karar vermesi her zaman daha doğru olur. Sadece cerrahi karar değil, sadece medikal onkolojinin kararı değil, tüm ekibin birlikte hasta için en doğrusunu seçmesi gerekir. Çünkü bazı tümörlerde önce kemoterapi ile başlayıp sonra cerrahi yapmak, bazılarında önce cerrahi ile başlayıp sonra kemoterapi, bazen de gerekirse radyoterapiyi uygulamak lazım. Dolayısıyla tedaviyi bir ekip olarak karar vermek, hangi cerrahi yöntemin kullanacağı dahil olmak üzere bu ekibin karar vermesi en doğru. Zaten onun için Yeditepe Üniversitesi'nde bizim de yöntemimiz daima bu ekibin birlikte karar vermesi, ne yapacağına
Bir de tanının konması da dahil olmak üzere patoloğun olması gerekir. Çünkü alınan örnekte hormon reseptörleri dediğimiz reseptörlerin bakılması, hangi ilacın seçileceği, akıllı ilaç yöntemleri veya kişiye özgü ilacı seçebilmek için patolog tarafından konmuş tanının bazı verilerle hormon reseptörlerinin pozitif olup olmamasına göre verilecek tedaviler değişmektedir. Dolayısıyla ekibin önemli parçalarından birisi de patologdur. Alınan örneklerin doğru tanı konması ve aynı zamanda hormon reseptörlerinin belirlenmesi açısından. Ekibin iyi olması çok çok önemli anladığımız kadarıyla. Peki hocam, günümüzde meme kanserindeki cerrahi yaklaşımlar nedir? Son teknolojiyle neler girdi hayatımıza? Evet, şimdi koruyucu cerrahi az evvel bahsetmiştik. Dinlediğimiz hanımefendi biraz evvel klasik tedavi yöntemini belirledi. Yani memenin tümünü alındıktan sonra koltuk altı lenf bezinin alınması, ki buna biz modifiye radikal mastektomi diyoruz. 1960'lardan 70'lerden beri yapılan ameliyat. Son yıllarda artık bundan kaçmaya çalışıyoruz. Yani koltuk altı lenf bezlerinin tümünü çıkarıp, memenin tümünü çıkarıp hem estetik açıdan kötü görünmesi hem de koltuk altındaki lenf bezlerinin tümü çıkarılmış olduğu için kolun şişmesi ihtimalleriyle birlikte bazı tehlikeler ortaya çıkıyor. Bunlardan kaçınabilmenin yolu daha modern yöntemleri kullanmak. Bunlardan bir tanesi sentinel lenf nodu örneklemesi dediğimiz yöntemdir. Ameliyat öncesinde, ameliyat sabahı kişinin meme başından nükleer bir madde verilerek koltuk altında gitmesi muhtemel lenf bezi belirlenir. Ve ameliyat sırasında da öncelikle koltuk altından başlayarak lenf bezi, bu gitmesi muhtemel lenf bezi bulunup çıkarılır ve hasta uyurken patoloğa gönderilir. Patolog o lenf bezinde bir yayılım yoksa koltuk altındaki lenf bezlerinin diğerlerinin alınmasına gerek yoktur. Dolayısıyla bu şişme olaylarından kaçabilmenin yolu sentinel lenf bezi örneklemesidir. Sentinel lenf bezi örneklemesinin bir özelliği de oradaki yayılım derecesine ve özelliğine göre verilecek kemoterapi ve başka tedavi yöntemlerinin de seçilmesini sağlar. Bu nedenle modern yöntemde artık sentinel lenf nodu örneklenmesi dediğimiz koltuk altı lenf bezinden gitmesi muhtemel lenf bezi örneğinin alınması birinci değişikliktir. Bu artık rutin olarak dünyamızda kullanılmaktadır. Bunun dışında koruyucu cerrahide kitlenin etrafı da beraber çıkarılır. Radyoterapi kaçınılmaz olarak alınır. Dolayısıyla koruyucu cerrahi, klasik koruyucu cerrahide radyoterapi de beraber verilmek zorundadır. Bundan da kaçınmanın yolu, işte söyledim, çünkü radyoterapi alınca meme yanarak bir miktar küçülmektedir. Bir de doku kaybı olduğu için çökme olmaktadır. Protez koyarak bu işlerden kurtulmak mümkün. Meme derisi ve meme başı koruyucu cerrahiyi yapmak ve meme dokusunu çıkardıktan sonra altta aynı seansta protez koymak en pratik yöntemdir. Şu anda dünyada erken meme kanserlerinde yaygın olarak kullanılan yöntem budur. Peki ya kemoterapi ve radyoterapi de hocam? Yeni gelişen teknolojiyle ne gibi değişimler oldu? Şöyle söyleyebilirim. Radyoterapi cihazlarının noktasal olarak başka yerlere hasar vermeden meme dokusu üzerine uygulanması geçerli oldu. Akciğer alanlarının korunması, kalbin korunması gibi hayati organlara zarar vermeden radyoterapi uygulamak sistemleri gelişti. Ve o nedenle radyoterapinin zararları, vücuda verilecek diğer zararlar azaltılmış oldu. Ve kemoterapide de çok ciddi gelişmeler oldu. Hormon reseptörleri durumuna göre kişiye özgü ilaç verebilmek, kişilere özgü tedavi verebilmek imkanı oldu. Eski yıllarda klasik ilaçlar uygulanıp bu reçete kullanılırdı. Halbuki az evvel söylediğimiz gibi patoloğun verilerine göre ve hastalığın durumuna göre kemoterapi ajanları değişebilmektedir. Çeşitli kombinasyonlar, ikili, üçlü ilaçlar veya hastanın durumuna göre tek ilaçla bile kemoterapi yapılabilmektedir. Dolayısıyla patoloğun verdiği verilere göre kanserin cinsine ve özelliklerine, hormon reseptörlerinin durumuna göre farklı ilaçlar seçilebilmektedir. Peki hocam, şimdi bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimizden meme kanseri cerrahisi ya da tedavisi geçirmiş hastalarımız vardır. Hayatlarına nasıl devam etmeliler? Destek tıbbının katkısı ne olabilir? Bu hastalıkla baş etmek için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Beslenme şekli bu anlamda önemli midir? Tabii ki beslenme şekli her zaman önemli. Diğer kanser türlerinde de olduğu gibi meme kanserinde aşırı yağlı gıdalardan mutlaka kaçmak gerekiyor. Obezite, yani şişmanlık, meme kanseri için de bir risk faktörü. Hatta meme kanseri geçirmiş kişiler için bile bir risk faktörü. Bu bakımdan meme kanserinden korunabilmek için bir defa aşırı yağlı beslenmemek ve obeziteden kaçınmak gerekir. Meme kanseri tedavisi geçirmiş kişilerde de düzenli takiplerin yapılması gerekir. Az evvelki bahseden hanımefendi de olduğu gibi meme kanseri, meme alındıktan sonra orada estetik bir kayıp olmaktadır ama onkoloji doktorlarının takibinden sonra medikal onkolog hastasını takip etmektedir. Nüksler olmadığı zaman,
ki bunlar genellikle 2,5 yıllık bir süre içinde herhangi bir şekilde yayılım görülmediği zaman vücuda estetik olarak sonradan da düzeltebilmek mümkün. Dolayısıyla meme başı kaybedilmiş olsa bile plastik cerrahi tarafından çok iyi yöntemlerle önce deri altına genişletici dediğimiz, expander dediğimiz bir cihazın yerleştirilmesi, bunun içine zaman zaman su verilerek şişirilmesi ve orada adeta bir meme varmış gibi boşluk oluşturulması, daha sonra da bir protez yerleştirilerek meme varlığı varmış gibi bir çıkıntı yapılarak normal meme görünümü elde edilmektedir. Meme başı da kaybedildiği için daha sonra yine plastik cerrah bir meme başı varmış şeklinde bir uygulamayı da yapmaktadır. Dolayısıyla meme kanserinde memenin tümünün alınmış olması da estetik açıdan uzun vadeli olarak kötü görünmeyi gerektirmiyor. Medikal onkolog takibinde herhangi bir lüks yoksa plastik cerrahi tarafından da sonradan meme varmış gibi yapılabilir. Dolayısıyla bir kadının rutin olarak memesinin alınarak estetik açıdan kötü görünmesi bence kabul edilemez bir durum artık meme kanseri için diye düşünüyorum. Peki ya destek tıbbına bakışınız nedir hocam? Destek tıbbında da mutlaka beslenmeyle beraber gelebilecek destekler vardır. Bir de kişinin bence tedavisinde en önemli şey bir şeye inanması. Eğer destek tıbbının kendine yararlı olacağını düşünüyorsa onu kullanmasına hiçbir sakınca yok. Çünkü kişinin iyileşmesinde en önemli faktör hekimine güvenmesi, yapılacak tedaviye güvenmesi. Destek tıbbında da böyle bir veriyi aldıysa onu kullanmasında da hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Biraz da Türkiye'den konuşalım mı hocam? Şimdi toplumun bilinçlenmesi adına sizce Türkiye'de yapılan bilinçlendirme etkinlikleri yeterli mi? Bir de meme cerrahisinde Türkiye'nin yerini sormak istiyorum size. Yurt dışından hastalarınız geliyor mu? Acaba ülkenin doğusuyla batısı arasında tedavi şekilleri açısından birbirinden fark var mı? Son teknolojiyi kullanmak açısından. Tabii ki var. Şimdi benim anlattığım yöntemin kullanılması biraz daha uzun bir zaman gerektiriyor. Bir ameliyatın 2 saatte, 2,5 saatte bitmesi gerektiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Diğer bazı yöntemlerde çok daha kısa sürede, yarım saatte, örneğin meme koruyucu cerrahi yarım saatte bitirebilme imkanınız var. Dolayısıyla bazı durumlarda hastanın çok olduğu, yoğun olduğu durumlarda ki doğusu batısı diye söylediğiniz gibi Türkiye'nin diğer yerlerinde klasik yöntemler daha çok kullanılmaktadır. Biraz evvel bahseden hanımefendi de olduğu gibi. Çünkü teknik olarak bu işi yapmanız daha kısa süre olmaktadır ve de plastik cerrahi işlemini yapmak gibi ekstra bir işle karşı karşıya kalmadığınız için batık kısımlarda protez konması ve bilinçlenme daha fazla ülkemizin doğu tarafında bir miktar daha az olarak görülmektedir. Onun için doğu ve batı arasındaki farkı böyle diyebilirim. İstanbul bunun işin öncülüğünü daha fazla yapmaktadır. Özellikle protezle bu tip rekonstrüksiyonlar İstanbul'da Türkiye'nin diğerlerine göre çok daha fazla yapılmaktadır. Çünkü daha çok merkez bu tedaviyi kullanabilmektedir şu anda İstanbul'da. Dünyadan da gelen çok herhalde değil mi İstanbul'a bu evet, anlamda? Evet, yani İstanbul bu konuda bir cazibe merkezi. Her konuda olduğu gibi ülkemiz çekici. Maalesef biraz dolar euro değerlendirmelerinden dolayı da yurt dışında bir İngiltere'de tedavi almaktansa Türkiye'de tedavi almayı bir İngiliz tercih etmektedir. Çünkü kendi ülkesinin parasıyla göre bizim ülkemizde çok daha uygun fiyatlara bu tedaviyi yaptırabilmektedir. Ve cerrahinin yeri, hatta tedavinin, sadece cerrahi demeyeyim, ekiplerin gücü dünya kalitesindedir. Hatta pek çok yönden de dünya kalitesinin üzerindedir. Doğal olarak çok iyi tedavinin verilebildiği, ekonomik olarak da uygun olduğu durumlarda Avrupa'dan hastalar gelmektedir. Zaten plastik cerrahi alanında da gelişme olduğu için bu yönde meme protezlerinin konmasında, meme kanseri tedavisinden sonra yurt dışından çok fazla hasta gelmektedir. Çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu hocam. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Efendim, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özcan Gökçe'den aldık. Meme kanseriyle ilgili her türlü bilgiyi, hiçbir yere ayrılmayın. Kadın Hayattır devam edecek.